Son Oyuncak'tan merhabalar arkadaşlar. Ben Gökçe. Ben Zeynep. Ben Serhan. Bugün sizlerle efendim sevgili Xbox Series S'in ilk izlenim videosunu yapmak istedik. Çünkü kendisi çok sevgili. Xbox Series S'imiz 3 haftadır bizim elimizde. Böyle titriyormuşum gibi konuştum ama. Evet, o nedenle kendisini bayağı bir kullanma, inceleme fırsatım oldu. Özellikle benim diyorum çünkü benim olduğu için öyle oldu. Vallahi bak Serhan duyuyor musun? Xbox benim, ben oynarım sadece diyor. Yani öyle ya zaten öyle demesine oldu. Demesine gerek yoktu zaten, yani belliydi böyle olacağı da, hadi en azından itiraf etti. Hiç beklemiyordum böyle açık benim konuştum diye. Açık konuştum. aynı zamanda yalnız bayağı bir zamandır Xbox Series S'ten de yayın yapıyoruz. Tabii yayınlarda görüntü kalitesi pek anlaşılmıyor. Alien örneğin. Alien yayınlarımız. Alien bana Isolation. Oynatıyor. Alien Isolation Zeynep oynuyor mesela. Yayınlıyoruz Xbox Series S'ten. Ama mesela yükleme süreleri falan filan görünüyor yine. Ama tabii ayrıntı olarak bir konuşalım istedik. Çünkü sanıyorum yeni nesil konsollar arasında en fazla etrafında spekülasyon dönen, en fazla öyle mi olacak, böyle mi, böyle bir kimsenin kavrayamadığı konsol sanırım Xbox Series S oldu. Kimsenin demeyeyim yani, çoğu insanın kafasını karıştıran. Xbox Series S oldu. O nedenle gelin arkadaşlar biz birazcık ayrıntısına inelim diyorum. Ve güzel konsolumuzu herkesin görünümüne, bakışına açıyorum böylece. Evet, efendim. Kutu açılımında da konuştuğumuz üzere tekrar demek istiyorum. Ben beyaz elektronikleri hiç sevmem. Ama bu gayet şık bir beyaz elektronik olmuş. Çok şık. Ben çok beğeniyorum. 3 konsol arasında işte PlayStation 5, Xbox Series X ve S arasında bence en güzel tasarımı olan konsol bence. Ama tasarım çok kişisel bir görüş biliyorsunuz ki. Efendim öncelikle şunu söyleyerek başlamak isterim arkadaşlar. Bizim kimseyle hiçbir bağımız yok. Hiçbir markaya fanatizmimiz yok. O nedenle hani bunu bir Xbox övme videosu falan değil. Hiçbir alakamız yok kimseyle. Artı fanatizme de inanmayan insanlarız. Ben PlayStation'ı çok seven bir insanım. Nintendo'yu çok seven bir insanım mesela. Ya ben fanatizme inandığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum niye benim adıma konuşuyorsun. Mestan fanatiyiz hepimiz. Mestan hariç. Evet. Mestan hariç arkadaşlar. Ama ona siz de fanatiksiniz arkamızda artık. Arkamızda yatıyor yani, yani şey yok. Kaçarı yok. Evet yani onu bir baştan belirtmek istiyorum. PlayStation 5 bana hitap eden bir tasarımda çıktığında onu da edinmeyi düşünüyorum. Ve çok güzel bir konsolundan eminim. Onu kenara koyalım. Ben de 4K televizyon alacağım ve benim diyeceğim ve sana oynatmayacağım. En güzeli. En güzeli. Ben hak ettim bunu yani bu video. Bu espri bitmez bugün, ben söyleyeyim. Bitmez. Evet o zaman ben şöyle diyorum ki arkaya ben Xbox Series S'ten yakaladığım bazı görüntüler koyayım. Bu görüntüleri harici HDD'ye kaydettim ben arkadaşlar. Biraz daha sıkıştırması daha az olduğu için. Ama yine de gerçek konsolda gördüğümüz görüntü bundan daha iyi. Ve artefakt görürseniz, işte piksellenme falan görürseniz, bunlar gerçek konsolda yok. Bunu bilmenizi isterim. Elimden sen geldiğince kaydettin değil mi? Yoksa? Evet, bunları ben kaydettim. Bunlar oyun kaç FPS ise o FPS'ye direkt HDD'ye kaydettim. Tabii Xbox'ın kendi DVR sistemi sanıyorum 1080p 60 FPS'ye kadar kaydediyor diye biliyorum. Yanlışsa yanlış olabilir, emin değilim ama 1080p'den eminim arkadaşlar. Her oyun, göreceğiniz her oyun 1080p demek değil. Mesela Grounded'la başladık. Grounded Xbox Series için enhanced dedikleri iyileştirilmiş bir oyun. Zaten yansımalardan vesaire gördüğünüz gibi oyun çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bethesda diyorum. Obsidian'ın oyunu. Bethesda beni andı. Tabii seni anıyor durum adamı. Bethesda şu an beni andı. Çünkü demiştim ya yeni Fallout yapsınlar Obsidian'la. Belki sana mektup diyorum. E-mail gönderecekler niye bizden izinsiz Fallout videosu yaptın falan diye görürsün. Değil mi? Bethesda niye onu konuşuyorlardı. Evet arkadaşlar, o yani Obsidian'ın yeni oyunu Grounded Early Access'te şu an. Gördüğünüz gibi çok hoş görünüyor bence. Yerden gidiyor hep bu ya, nasıl oyunmuş? Grounded. Evet, ben böyle... ben de onu düşündüm. Bir de şey kamera third party mi deniyor bu? Yok, first person deniyor. Hı-hı. First person. Survival oyunlarında ben böyle görmemiştim. Hep böyle yukarıdan bakılırdı. Bu bayağı survival yapıyorlar, gibi hissediyor. Bayağı yapıyorlar artık böyle survival'larını. Ben survival'ı çok severim. Oyunu da yeni oynamaya başladım. Ay düştü. Düştüm evet oraya. Acayip keyifli bir oyun. Onu da söylemek isterim bir yandan. Efendim? Ama ben kendim kayboluyor gibi hissediyorum.
Ben böyle arkada birkaç şey görüntü yayınlayacağım. Bir yandan onlara bakarsınız, bir yandan muhabbeti dinlersiniz diye düşünüyorum efendim. Şöyle devam etmek gerekirse. Şimdi öncelikle ben konsolu aldığımda küçük bir sorun yaşadım. Bunu en baştan söylemek isterim. Ben bu aynı sorunu Xbox One'da da yaşamıştım. Xbox One çok kısa süre kullandım ve bu sorunu çözemediğim için geri gönderdim hatta. Fan tıkırtısı arkadaşlar. Çok hafif bir tık 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 yapan böyle döngüsel bir fan sesi var. Duruyor, tekrar yapıyor, dönüyor, tekrar yapıyor. Şimdi ben bunu aldım, tabii kabus mu oldu bu açar açmaz konsolu böyle bir sesle karşılaşmak. Dikey yönelimde koyduğum zaman konsolu daha çok duyuyordum. Yatay olarak koyduğumda çok daha az duyuyordum ama şöyle biraz kulağımı uzatınca yine duyuyordum, yani öyle söyleyeyim. Bu ses kendi kendine gitti. Gittiği için ben umursamadım, artık bıraktım. Ama geri gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bu bilinen bir sorun. Bazı insanlar bunu yaşıyor, bazılarında tamamen gidiyor bu ses. Herkes de gidiyor mu bilmiyorum. Bunu bir baştan söyleyeyim. Can sıkıcı bir şeydi benim için. Ama şu an ses gitti. Hiçbir şekilde ses yok zaten konsolda. Çok sessiz. Yani kafamı dayamam gerek ki bir böyle uf diye bir fan sesi duyayım çok. O da havalı. Delilik olur yani kafamı da, evet, konsola. Yani biraz ses delir. Çıkıyor mu diye. Öyle oynuyormuşum böyle değil mi? Böyle o kadar takıntılıymışım ki. Öylesiniz, almayın bir şey zaten arkadaşlar. Evet ya. Yani. Televizyon aldığında bir yerde ufak bir ölü piksel var. Yani o kadar piksel arasında normalde görmezsin ama onu bir kere gördün ya orada artık. Değil mi? Hep böyle gözüne batacak orada. Evet. Ya evet, bunlara ben çok takılmamaya çalışıyorum açıkçası elimden geldiğince ama işte insan bir yerde şey yapıyor, takabiliyor. Update'den yani. Update'den sonra mı düzeldi? Update'den sonra düzelmedi. Yok. Kendi kendine düzeldi. Döndükçe oturdu falan, bir şey oldu çok herhalde. Çok alakası olacak yani. Ama benim yeni telefonumda öyle bir sorun oldu. Rezalet ısınıyordu. Hı hı. Update'den sonra düzeldi. Meğer ilk çıktığında öyle bir sorun varmış. Olabiliyor. Yazılımsal olabiliyor, evet. Öyle şeyler. Ama bu direkt tıkırtı olduğu için yazılımla çok bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Kendi kendine geçti yani benimki. Belki minik bir fare vardır içinde. Evet. Öncelikle bu arada konsolun kompakt yapısı, kutu açılımında gördünüz zaten. İnanılmaz derecede küçük bir konsol. Bence bu kadar gücü bu konsola sığdırmış olmaları büyük başarı. Öncelikle onu bir kere söylemek istiyorum. Özellikle dar alanda kullanmayı düşünüyorsanız, işte taşımayı düşünüyorsanız, yanınızda taşımayı düşünüyorsanız ideal bir konsol ve çok hafif. 2 kilo, 1.9 kilo gibi bir şey. Bunu söylemek isterim. Efendim. Bir önceki Xbox'a kıyasla ne kadar büyük? Ona kıyasla bayağı küçük. Ama yeni Xbox'a, yeni Xbox Series X'e kıyasla sanıyorum Xbox Series X bunun 2.6 katı gibi bir şey Serhan. Yani 3 katına yakın. Bayağı küçük bir konsol. Fotoğraf görmüştüm zaten yan yana. Arada bayağı fark vardı. Bayağı küçük bir konsol. Bir yandan ben videoları oynadım. Araba oyunu mu oynadın? Forza oynadım. Forza 4 oynadım. Çok güzel görünüyor. Kesinlikle burada gördüğünüz artefaktlar kesinlikle yok oyunda. Harika görünüyor. Yok, evet, oyuncak yazmış yani. Evet. Gerçekten artefakt evet, ne bilmiyorum. Bunu. Böyle yok mu? Ben de görmüştüm 10 tane artefakt, iyi oldun dediğin. Cümle içinde kullandım. Ben artefakt gördüm. Ay, Cem Yılmaz'ı özledim burada. Değil mi? Hiç yıllardır dinlemedim. İşte yaşlı esprileri başladı arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Yaşlı ya, kanalı. Cem Yılmaz bu esprileri yaparken güzel espriydi bunlar. O zaman biz gençtik. Doğru diyorsun. Çocuktum resmen. Efendim? Espriyi Cem Yılmaz yapınca daha komik oluyor nedense. Evet. Abi gülmeye koşullanmış kondansatör, şekilde biliyorsun. Kondansatördü sözcük. Kondansatör güzel. Efendim şöyle, bu konsolun çevresinde dönen en büyük soru bu konsol yeni nesil konsol mu gerçekten muhabbeti var. Siz yani buna siz karar verebilirsiniz açıkçası. Bence evet. Çünkü benim için yeni nesil sadece 4K grafik değil. Biliyorsunuz bu konsol 4K grafiği çok nadir öyle bir performans verebilen bir konsol. Amacı çoğu durumda 1080p, 60 fps ve üzeri oyun sağlamak. Her oyunda bu bile olmayabilir. Bazen dinamik çözünürlük oluyor. Bazen 30 fps'de 1080p sağlıyor. Tamamen oyunun optimizasyonuyla alakalı, konsolun gücüyle alakalı değil. Ama S ile X arasındaki farklardan biri değil mi? Kalite evet, farkı evet. Ekran kartı X'e göre çok daha düşük bir ekran kartı olduğu için... Aynı seviyede, yani zaten 4K için yapılmış bir konsol değil bu. Bu yeni nesil oyunları, Game Pass oyunlarını yüksek kalitede, yüksek performansta ucuza oynamak isteyen insanlar için. $300'luk bir konsoldan bahsediyoruz sonuç olarak. Nintendo Switch'ten daha ucuz bir konsoldan bahsediyoruz yani. Bunun da altını çizmek istiyorum.
Evet, çok şaşırmıştım o fiyatı görünce zaten 330'a 300 Değil euro. mi? Bayağı yani hiç, yani Nintendo'nun daha pahalı olabileceğini düşünmemiştim Yani değil mi? şu zamana kadar. Kesinlikle inanılmaz bir fiyat ve içinde kontrolür de geldiğini düşünürsen baya baya iyi bir Bir fiyat. tane Yani ama. tabii gelmesi Ben gerekir ama. bu konsolların tek kontrolörle gelmesi hoşuma gitmiyor. Benim de ya. Yani iki kontrolörle gelsin, fiyatı biraz daha yüksek olsun. Resmen kontrolör peşinde koştum, istediğim rengi alacağım diye. Bir tane vardı, aldım falan böyle. Şimdi Kesinlikle. yine Evet, yine bitti. bitti. Mavi kontrolör bulunmuyor mesela Aldım şu ama an. mavisi. Zeynep'le co-op oynayalım diye Zeynep'e de bir tane kontrolör Evet, aldık. bir de bilgisayar oyunları için de çok rahat bağlanabiliyor. Ve Game Pass sayesinde birçok oyunum olduğu için kontrolörü durmadan kullanacağım gibi düşünüyorum. Kesinlikle kullanırsın çünkü PC ile en yerel olarak kolay Evet. çalışan kontrolü de Bu Xbox hangi kontrolü oyun sanırım böyle? Microsoft'un. Yalnız bir önceki oyunu ben çok seviyorum. Çok güzel The görünüyordu Tourist. konsolda da. No Man's No Sky. Man's Sky değil mi? Skyrim. Bayağı iyi oyun. Bu da çok şık görünüyor. Çok güzel görünüyor gerçekten. Efendim ona mesela özel Series S için performans modu getirdiler. İşte biraz geliştiriciye kalmış arkadaşlar. Performans ve mesela Valhalla çıktığında çok kötü görünüyordu. 30 FPS'ydi vesaire. Şimdi 60 FPS modu getirdiler onu. Bence hala güzel görünüyor ama o biraz Valhalla ile ilgili bir şey bence. Çünkü çok güzel görünen Oyunu bilmiyorum oyunlar ama bir Amon Amarth hayranı olarak Valhalla'ya laf atman bana dokunuyor şu an. Assassin's Creed Valhalla'dan bahsediyorum. Yarı dokunuyor isimden dolayı. Assassin's Creed Assassin's hayranı değil mi? Creed'in kaçıncı oyunu bu oldu artık? Ben 3'te bıraktım herhalde. Daha 4, 5, 6, 7 galiba. Emin değilim. Yani eğer öyle sayıyla gidersek. Çünkü 4 Black Flag'di. Yok, olur mu? 2 tane sonra çıktı. Victorian Fransa. England'da olan vardı. Endüstriyel devrim O zamanı. var. O bayağı Fransa hoştu bence. var. Ne oluyor? 5, 6. Sonra Origins var. 7. Odyssey var. 8, bu 9 herhalde o zaman. Assassin's Creed Yani oyunları daha bence çoktur bayağı belki de. keyifli ya. Keyifli oyunda hep aynı, yani Aynı ilk üç formül. oyunda hep aynı formatta. Bir süre Evet. sonra sıkıldığımı Evet. hissetmiştim. Evet. Hala aynı mı? Mutlu oldu Evet. ama hala aynı mı? Far Cry'da da aynı sorunlar Bence de. bence. Ama Bir gibi yerden sonra bıkıyorsun Borderlands yani. da bana aynı geliyor. Yani güzel kalite, güzel konsept. Bir yerden sonra sıkacak ama o Evet. keyif, oyun keyfini veriyor. Ama mesela Borderlands beni sıkmıyor. Ama Assassin's Creed sıkıyor işte. Şimdi Borderlands 3'te Bir örneğin yerden ben sonra. yepyeni bir oyun gibi hissetmedim. Aynı güzellikte bir şey daha. Sevdiğim şeyden biraz daha gibi. Öyle Biraz hissediyorum hikayeye ben de bağlı mantıklı. sanırım. Borderlands 2'nin hikayesini herkes çok beğendi ama 3'ün hikayesi o Evet. kadar iyi Ona ben değil de diyorum. Ha, 2 katılıyorum daha güzel. bazen. Evet. 2 3 de kesin. belki ben o yüzden tam beğendim. Karakterler de aynı şekilde hikayeye bakarak Evet, karşı. 3'ün çok sarmıyordu Neyse hikayesi. konuyu dağıttım, Gökçe şimdi kızacak bana. Yeni nesil mi değil mi diyorduk arkadaşlar. Onu da şundan bahsetmek istiyorum. Xbox One X ile mesela çok karşılaştırılıyor bu konsol. Çünkü One X 4K oynatıyor biliyorsunuz. Onun için çıkarılmış bir ara konsol. İşte One X aslında daha güçlü. Alacaksan One X al falan. Ben bunu çok saçma buluyorum. Yeni nesil bir konsolu, eski nesil bir konsolu karşılaştırıyorsunuz. Aralarında kaç yıllık mimari farkı var? Sanıyorum 2017 dedim çıktı One X. En azından 3 yıllık mimari farkı var. One S'in, pardon Series S'in, başladım yine. Çok zor isimler. Evet. Series S'in işlemcisi neredeyse Series X ile aynı güçte bir işlemci. Bunların mimarileri yeni, ray tracing yapabilen bir konsoldan söz ediyoruz burada. Yani gidip bunu One X ile karşılaştırmanın çok bir anlamı yok bence. Eğer tek amacınız 4K ise, ucuza 4K oynamak ise o zaman One X sizin için iyi olabilir ama şu konsolların SSD'nin hızını tattıktan sonra diyeyim, öyle bir konsola dönmek. Yani ben biraz önce PlayStation 4'ümü açtım. Çok seviyorum PlayStation 4'ümü normalde. Seviyordum, öyle sanıyordum. Yani store'a girip iki tane PlayStation Plus oyununu indireceğim diye canım çıktı. Yani bakın şu 3 haftada bile ben bu SSD'nin hızına, yeni store'ların hızına ne kadar alışmışım yani. O yüzden eski konsoldaki deneyim bundan sonra ancak kötüleşecektir. Peki bu noktada şöyle bir soru geliyor insanların aklına. O zaman Series S bunu sürdürebilecek mi? Yani güç olarak Series X'in altında kalıp da geliştiriciler tarafından terk edilip böyle işte birkaç yıl sonra yeni nesil oyunları oynatamamaya başlayacak. Aa, ben de nereye gidiyor konu sanıyor diye merak Ya ediyordum. böyle olursa işte böyle. Ne değişsin ki falan diye düşünüyorum Ya. böyle. Ama ben buna inanmıyorum arkadaşlar. Öyle ki bundan sonra yani Microsoft öncelikle böyle bir şeyin olmasına izin verme olasılığı çok düşük görüyorum ama tabii firmalara ne kadar güvenebilirsiniz
O bilinmez. Satışları nasıl ki? Yani Series X'in satışları İyi, yüksekse. iyi. Yani hepsi yok Bırakamazlar. sattı zaten bütün yeni nesil konsollar Nintendo hani. Switch'e bile getirmeye çalışıyorlar oyunları ki yani Switch zor bela. harika oyun aldı Yok, valla. kesinlikle. Yani herkesi kör ettiysem şu videoyla Ya bir de devam şey edebilirim. bu pandemi senesi konsol tasarımcılarına falan bayağı yaradı bence. Tanıdığım herkes Switch aldı, Oyun, para evet. biriktirdi vesaire Oyun yani. sektörü dışında herhalde bu Oyun kadar sektörü bayağı bir kalkışa emeğini geçen aldı pandemiden. sektör Emek ne olmamıştır ya? yani. Oyunların asla bitmeyeceğinin de biraz göstergesi oldu bence yani hiçbir durumda. Yani dünyanın sonu gelse oyun oynayacağız evde. Kesinlikle. Peki arkadaşlar, bu sevgili konsolumuzun bir sıkıntısı var mı Çok sence? güzel görünüyor Tetris oyunu yalnız. Bu Tetris Effect Luminous'u yapan insanlar yaptı bunu. Ben Aynen. Luminous'u zaten çok severim. Böyle müzik ritim oyunu gibi yapmışlar. Çok güzel Aa, çok güzel. gerçekten. Çok az oynadım ama İzliyorum, yani deli gibi oynadığım izliyorum kadarıyla. şu an. Sen konuş Gökçe. Bir sıkıntısı var mı diyordum bu Bir konsolun? sıkıntısı Var. var mı bu konsolun? Var. Hemen Mesan üstüne mi söylüyorum. yatıyor sıcak diye? Hayır. Ulaşamadı henüz kendisi. Neyse ki. Nerede hakikaten ya? Ben görmedim ki. Arkadaşlar, backwards compatibility, geriye dönük uyumluk var biliyorsunuz bu konsollarda ve çok memnunum, çok severek oynuyorum. Yani işte Fallout yayını yapıyoruz mesela cuma günleri. Yayınlara da geliniz yani onu da söylemeye getiriyorum buradan. Ama şu açıdan bir sorun var. Xbox 360 oyunlarında sorun yok. Bunlar genelde frame rate'leri sınırlanmamış olarak geliyor. Grafikler upscale ediliyor, çok daha güzel görünüyor. Mesela Fallout New Vegas hiç ben bu kadar güzel görmedim açıkçası yani. Çok güzel bir oyun değildir zaten görsel olarak ama gerçekten bu kadar güzelin olduğunu görmemiştim daha önce. Ben de bu arada Tetris'e daldım gitti. Evet ya çok. Gülüyorum Ben şimdi oynamak istiyorum onu yani. Hani şuraya koy, şuraya koy falan oluyorum böyle kafamda. Ama Ben müziğini merak ettim. Nasılmış diye. müzikleri kestim. Maalesef Aa, demek ki ne duyamayacaksınız yapalım Serhan biliyor Bey. musun? Bir gün Müzik halini sonra. Tetris oynayalım yayında. Tamam. Sizi Evet, ikiniz güzel olur. oynayın, ben izleyeyim. Ben iyiyim Tetris'te ha Serhan. Ayağın denk al. Çok iyidir Tamam. Zeynep Tetris'te. Yani benden iyidir, Hiç orası hakkım yok ki kesin. benim zaten nasıl Şuraya niye oynayacağım. koymadın? Doğru. Efendim, soruna gelirsek. Oh, Geriye... rengi değişti. Kusura Efendim bakma, dikkatim lütfen, dağılık. şurada Çok yani güzelmiş. bir iki lafı toparlamaya Okay. çalışıyorum. Hayır, senin Geri... dikkatini dağıtmak için Tetris koymuş. Pardon, devam. Ben kendim ettim, kendim buldum ya. Geriye dönük uyumluk konusunda arkadaşlar, Xbox One oyunlarını oynadığınız zaman maalesef oyunların sürümünü Xbox One S sürümünü oynatıyor bu cihaz. Şimdi Xbox Series X, Xbox One X sürümünü oynatıyor. 4K dokuları boşu boşuna indirmemek için böyle bir şey yapmışlar benim anladığım kadarıyla. One S sürümünü oynamak zorunda kalıyorsunuz. One S sürümlerine eğer geliştiriciler bir güncelleme getirmezse tabii ki bu sürümler bu cihazın kapasitesinin çok altında kalıyor. O nedenle Xbox One oyunları ulaşabileceği performansa ulaşmıyor diyeyim. Mesela şurada Sunset Overdrive'ı göstereyim ben size. Bence gayet güzel görünüyor ama bu zaten hani bayağı hoş görünen bir oyundu. Yani sanıyorum 720p'ydi diye hatırlıyorum. Bir ihtimal 900p miydi acaba Xbox One'da? 900p ne ya? Daha düşük tabii şeyden HD değildi bu oyunlar o zaman. En azından bu oyun değildi ama 1080 ile 720 arasında bir şey olduğunu ilk kez duyuyorum. 900p diye bir ara çözünürlükler var işte. 1440p'de mesela bu Series Aa, S'in yaptığı ara çözünürlük. PC'de vardı Efendim yani gayet güzel görünüyor bence ama hani çok daha iyi görünebilir bunlar. Eğer ki Xbox bunları One S sürümüne kilitlemezse, geliştiriciler bunlar için ufak tefek mesela frame rate cap'lerini, sınırlarını kaldırırsa vesaire çok daha iyi görünecektir bu oyunlar ki bence yani şu oyuna bakarsanız bayağı güzel görünüyor bence diye düşünüyorum. Efendim. Bunu söylemiş oldum. O nedenle bence ben yeni nesil konsol olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu işte Quick Resume özelliği. Quick Resume ile ilgili de bir videomuz var. Bir dakikalık bir video. Açıp bakabilirsiniz. Ne kadar hızlı olduğunu gösteren birkaç oyun arasında en kısa geçiş videomuz yaptık. herhalde. En kısa videomuz En çok olabilir. izlenen videomuz olurmuş bir de. Değil mi? Nihayet çok konuşmadınız dedikleri bir Evet, video. sissiz bir video çok güzel. Efendim orada görebilirsiniz yani ne kadar hızlı olduğunu. Her zaman çalışmıyor Quick Resume. Bunu söylemek isterim. Her oyunda çalışmayabiliyor. Onu da Her söylemek zaman isterim. derken Her zaman
Aynı her oyunda oyun, bile olsa aynı oyunda bile olsa çalışmadığı olabiliyor. Yani resume etmiyor mu? Quick resume yapmayabiliyor. Baştan oyunu yükleyebiliyor. Ha. Ama SSD olduğu için zaten yükleme hızları çok hızlı. Ama tabii bu bir bahane değil. Xbox'un üzerinde çalıştığını söylüyor. Düzeltmeye çalıştığını oyundan söylüyor. Bir şey kaybetmiyorsun. Save'ini falan. Hayır falan. Canım, sadece şey. Biraz hız azalıyor yani. Yok evet evet. 2 saniye geç ulaşıyorsun oyunda. Kesinlikle efendim. Yani yeni nesile bakın değil, yani. Biraz daha 2 saniye değil. Yok edemeyeceğimiz bir hata. Yani şöyle söyleyeyim. Yani, mesela bir oyunun yüklenmesi 30 saniye sürüyorsa quick resume'la oyunun direkt menüsüne değil direkt kaldığınız yere 8 saniyede giriyorsunuz mesela. İlk bilgisayarımı hatırlıyorum da bir oyunu açıp kahve doldurur gelirdim. O anca açılırdı. O bir keyifti yani o arada onu yapıyorsun. Valla hiç keyif değilmiş Zeynep. Ben buna geçeli böyle artık üf püf diyorum ya eski bir şey oynadığım zaman. Evet işte tahammülsüzlük yaratıyor teknoloji bizde. Yapamam. Böyle bir video yapmalıyız. Teknoloji ve hız bağımlılığı. Bence yaptık biz o videoyu ya. Yapmadık da ama aynı şey zaten hemen bizim eleştirdiğimiz konu. Black Mirror falan koyalım bizim şeyin ne Son Mirror falan koyalım. Son Mirror kanalın adına. Efendim o zaman biraz daha konuşayım ben yeterince konuşmadım çünkü. Depolama alanı konusu var biliyorsunuz. O da eleştirilen konulardan bir tanesi. Evet. 512 GB SSD ile gelmesi. Bir de SSD alınca üstüne zaten pahalıya geliyor konsol. Zaten Xbox Series X fiyatına geliyor. Bu konuda video izledim. Yine bizim bu Quick Resume videosunu da görebilirsiniz. Ben bayağı bir oyun yüklemiştim orada. Şu an hala çok büyük bir yer sıkıntısı yaşamıyorum açıkçası. Yaşayacağımı da düşünmüyorum. Özellikle hızlı internetiniz varsa ki dijital sadece dijital bir konsolu hızlı internetiniz yoksa almayın zaten derim. Ne alaka? Çünkü download edeceksiniz. Yavaş iner ne fark eder? Geceden basarım oyunu sabah iner yarın oynarım. Sen şimdi çok eski hayır, şey ben, mantığıyla. Hayır ben sabır insanlar... mantığıyla sabırlı oyuncu. İnsanlar öyle sabırlı değil zaten. Ama hayır. O... Yalnız şey Türkiye'de internet hızları bayağı yavaş şu anda yani bildiğim kadarıyla. Evet o yüzden hani moral. Böyle bir sıkıntı var. Ya Türkiye'de olsaydı yine tamam. Evet. Yani hani oyunlar zaten Xbox Series X'e göre biraz daha küçük. Çünkü 4K texture'ları indirmiyorsunuz. Bunun için özel paket yapılıyor. Bayağı daha küçük oyunlar ama sonuç olarak yani sırf AAA oyunu oynuyorsanız o oyunlar büyük olacak. Burası kesin. Ama benim bu konsolu almaktaki amacım Game Pass oyunlarını iyi bir performansta oynamaktı. Ve aynı zamanda yeni nesilden de geri kalmamaktı. O yüzden ben yani senede 3-4 tane yeni nesil oyunu oynarım. Yeni nesil dediğim yani AAA büyük oyun oynarım. Onun dışında zaten Game Pass oyunları beni fazlasıyla memnun ediyor. Bununla beraber yani ben depolama alanının çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Eğer yani internetiniz iyiyse. Öyle diyeyim. Depolama ne kadar ki sıkıntı? 512 GB SSD ama 364 GB kullanılabilir. Gibi bir şey. Zeynep bu ne ya? O zaman 512 deme arkadaş. Series X'in ne zaman? Ne kadar? Efendim? Series X'in ne kadar? O 1 terabayt. Onun da herhalde ne kadar bilmiyorum. 700 küsür ya da 800 küsür kullanılabiliriz. PlayStation 5'inde 600 küsür kullanılabilir diyebiliyorum. O da 1 terabayt. SSD dahili takabiliyor musun yoksa harici olarak mı ekleniyor? Özel bir kart var. Seagate'in Xbox Series için çıkardığı ama onu alınca Xbox Series X fiyatına geliyor. Bence çok anlamsız öyle bir şey yapmanız. Bunu yapana kadar. Evet, evet ama şöyle bir şey var. Yani yeni nesil oyunlar SSD'den çalışırken eski nesil oyunları backwards compatible olarak oynamak istediğiniz oyunları herhangi bir HDD'ye zaten yükleyebilirsiniz. Herhangi bir HDD takabilirsiniz bu cihaza yani. Evinizde duran 1 terabayt HDD'yi takın. Eski oyunları oraya koyun. Mümkün yani. Ha, ama ideal mi? Değil tabii ki. Herkes ister ki konsolun içinde resim olsun. Resim falan büyük ihtimalle çalışmıyor o zaman. Efendim? Ne çalışmıyor? Quick resim özelliği falan çalışmıyor. Hayır çalışmıyor. Onlar evet çalışmaması lazım. Ben öyle biliyorum. Zaten SSD sistemini kullandığı için çalışıyor diyebilirim. Ama bilmiyorum. Belki de internal olarak dahili olarak kaydettiği için Quick Resume için bir yer ayırıyor mesela. O yüzden 360'ı kullanılabiliyor. Bilmiyorum hiç hoşuma gitmiyor böyle bir şey. O zaman 360 diyeceksin. O yüzden yani şey yapabilir. Quick Resume çalışıyor olabilir. Ondan emin değilim. Denemedim arkadaşlar. Bunu bir de harici disk ekliyorsan onun özellikleri de önemli galiba. Onun da hızlı bir SSD olsa evet. Da o da iyi olur. Yoksa tabii, tabii. Hız kaybı yaşarsın. Tabii yani tabii o kesinlikle var. Yani hani tek tip bir deneyim olmasını istiyorsanız SSD ile devam etmeniz gerekir mantıken öyle değil mi? Bir de X'de Xbox Series X'e CD girebiliyor.
Değil mi? Evet efendim. Bu, bu SSD giremiyor. Öyle bir sorun var. CD girmiyor arkadaşlar. Böyle tanımlıyoruz bunu. Böyle, böyle yaptım. Sokmaya çalışmayın. CD ama. CD. Bunu da disk değil. Arkadaş ben gidiyorum. Lütfen Zeynep Hanım. Konu Rüyanda, konukla alay ediyorlar. Rüyanda canlı yayını bırakıp gidiyordun Zeynep. Yaparım ha. Yaparım. Şey diva gibi gidiyordu böyle yani. Yaparım. Dur Zeynep canlı ne yapacağız değil, falan diyordu. Can bize canlı. Bize canlı. Bize canlı yani. Bize hep canlı. Efendim gelelim bir küçük eksiğe daha. Bu bütün Xbox konsollarında var. Kontrolörü rica edeyim sevgili asistanım. Ben senin asistanı falan değilim ya. gösterin lütfen kameraya sevgili asistanım. Arkadaşlar bu sevgili kontrolörümüz çok rahat, çok mükemmel, harika, fantastik. Evet. Ama gelin görün ki kendisi... Özellikle görüyorsanız tırtıklı tırtıklı elimi tutuyor ve terden kaymıyor elim. Evet bravo. Kendisi AA pille çalışıyor arkadaşlar ve içinde AA pille geliyor. Ama bu benim Microsoft'un hiç sevmediğim bir yanı. Onu söylemek isterim. Öyle ki ben şu Play and Charge Kit denen... Aynı. Aa pil gibi durmuyor seninki. Hayır değiştirdim işte onu anlatıyorum. Hmm. Play and Charge Kit denen kitten almak zorunda kaldım. Bu da ekstra bir masraf demek. Ekstra bir 25-30 euro arası masraf demek. Bu dahili pil gibi USB-C kablosuyla konsoldan şarj etmenizi sağlıyor bu pili. Ve bu pil 30 saat kadar gidiyor. Halbuki sıradan bir Duracell şey kullanıyordum. Şarj edilebilir pil kullanıyordum. O... Tam saat tutmadım. Yalan olmasın ama çok gitmedi yani. Bir günde falan bitti yani. Bir günde de 4-5 saat oynamışım. Bataryayı falan şarj etmek için geri çıkarmak gerekiyor mu? Hayır. İçindeyken şarj olur. Aynı DualShock'ta olduğu gibi şuradan kabloyu bağlayıp konsola bağlıyorsun. Bayağı da uzun bir kabloyla geliyor sağ olsunlar. Onun peki o olmasın. Xbox'ın ya da Microsoft'un ürünü mü yoksa üçüncü parti? Microsoft'un ürünü bu. Yani kendileri... ideal olan ürünle göndermemişler. Sana bir şey satın aldırttırıyorlar. Kesin. Ben bunu sevmiyorum. Aynı kontrolörle ilgili dediğim gibi 20-30 euroluk şeyi ekle o fiyata. Kandırma bizi sonradan. Tüketici haklarından ama doğru. Evet kesin yani. Sonra bir daha alıyorsun boşuna şey yani. Dünyayı da düşünün. Onu sonuçta evet. Kargocu getiriyor, karton harcanıyor her kesinlikle. Şey. Kesinlikle. Bu çok Amerikan... Acaba pil olarak pil kullanmak videoyu isteyenler için mi yapmışlar? Kim o? Yani çünkü PlayStation... Kim o? PlayStation 4'te yok böyle bir şey örneğin. Çıksın direkt ortaya. Konsoldan kaydoluyor. Niçin böyle kesinlikle bir pil alanı gerekiyor evet, ki? Bu hem doğaya yazıktır yani. Çünkü tek kullanımlık pil kullanan insan da var. Ve genel olarak pil kullanımı artık yavaş yavaş yani dahili piller varken neden böyle bir şey yapıyoruz? Çok Amerikan... alışkanlıklarına hizmet eden bir hareketi bu bence Microsoft'un. Çünkü Microsoft hep Amerikan merkezli biliyorsunuz. Kızıyoruz. Amerikan odaklı olduğu için. Evet benim de hoşuma gitmedi. Ben bu nesilde açıkçası bunu tamamen geride bırakacaklarını düşünüyordum. Ama büyük ihtimalle Xbox One kullanan insanların işte pillerini falan kullanmalarına devam edebilmeleri için o kontroller bunda da çalışıyor bildiğim kadarıyla. İşte onu kullanmalarına devam edebilmeleri için falan. Pili her yere takabilirsin. Ne Xbox'a evet, pillerimi kullanmaya devam edebileceğim. Ne güzel. Git alarm saatine tak. Yanlış olabilir ki zaten. Yani bana anlamsız geliyor. El fenerine tak. Bana hiçbir avantajı varmış gibi gelmiyor yani bunu tercih etmenin dahili pil yerine. Verebilirlerdi diye düşünüyorum içinde. En azından paket olarak. Hani ben o düşünüyorum da bilgisayarın faresi dışında hiç pil kullanmıyorum. Onda bile niye var bilmiyorum. Bilgisayara bağlı. Oradan al elektriği. Al elektriği. Ha valla niye pil var al o mouse'da? Kablolu mu mouse'um? Hayır. Hangi mouse'da i̇şte pil var ya? Sana cevap verdim. Kablosuz diyeymiş. Doğru. Diyorum. Arkadaşlar. akşama veriyorum. Akşam yorgunluğu. Çayıma viski katmışlar. Ya ben buna bir gülerim ben buna ya. Bir süre gülmek gülüyorum. Mümkündür. Efendim o zaman şöyle fotoğraflarımıza dönelim biraz da. Ne diyorduk? Böyle yani bu pil olayı beni biraz rahatsız etti açıkçası. Onun dışında kontrolör çok güzel bir kontrolör gerçekten de. Biraz Game Pass'tan bahsetmek istiyorum. Beklediğimden uzun bir video oldu bu arada. Hiç bu kadar süreceğini tahmin etmiyordum. Evet. Bayağı az video çekmişim gibi geldi şimdi yani. Böyle bakınca bayağı videoyu koymadım. Çünkü yok canım fazla gelir diye. Neyse efendim. Game Pass biliyorsunuz PlayStation 4 zamanında ben PlayStation Plus'ı çok değerli buldum.
Bunu da söyledim çok videolarda. Çok iyiydi o zaman. Sonra biraz tökezlemeye başladı. Oyun seçimleri falan çok iyi olmamaya başladı. Ama yine de güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum ben PlayStation Plus'ın hala. Ama Game Pass bunu kat be kat aştı diye düşünüyorum ben. Çok büyük bir oyun kitaplığından söz ediyoruz. PC'de baktığınız zaman o kadar fazla değil. Ama PC'de de çok değerli oyunlar var. Mesela Paradox oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Game Pass Ultimate aldığınız zaman zaten PC de dahil oluyor buna. Yani ben şu an gerçekten neredeyse hani çok istediğim oyunlar dışında oyun alma ihtiyacını tamamen kaybetmiş durumdayım. Evet. Çok da iyi bir şey bu gerçekten. Türkiye fiyatları bayağı uygun olduğunu düşünüyorum. 40 küsür lira Ultimate'ın fiyatı. 44 lira galiba. Sen PC kullanıyorsun. 30. Evet, 30'un biraz altında. 29, 30 lira öyle bir şey PC fiyatı. Ki bunu Euro'ya çevirirseniz 3-4 euro bir şey ediyor ikisi de yani. Bayağı uygun olduğunu düşünüyorum Türkiye'de de oyun fiyatlarının artık çılgınca yükseldiğini düşünürsek. Ona da gireceğiz birazcık ama çok değil. Yani, tabii bu videonun konusu değil Türkiye'deki oyun fiyatları. Evet. Bir de Game Pass'ın şöyle bir avantajı olacak ve olmaya başladı. Microsoft çok fazla stüdyo bünyesine katıyor. İşte Bethesda katıldı en son biliyorsunuz. Obsidian katılmıştı. Bayağı bir oyuna yakında çok daha fazla oyuna erişimimiz olacak. EA Play katıldı. Yani çok büyük bir kitaplıktan bahsediyoruz. Eğer Microsoft şu ana kadar yönettiği gibi yönetirse Game Pass'i, Game Pass gerçekten game changer diyebileceğimiz bir hizmet yani. Gerçekten çok iyi bir hizmet. Ben uzun zamandır bu kadar çok oyun oynamadım şu konsolu aldığımdan beri. Ve yani böyle şey değil, maymun iştahlı şekilde oynamıyorum. Gerçekten oynamak istediğim oyunları oynuyorum. Ve çok keyif alıyorum. Onu söylemek isterim. Gerçekten güzel bir hizmet. O nedenle mesela ucuza Game Pass oyunlarının yüksek performansı oynamak için de çok iyi bir konsol seçimi olduğunu düşünüyorum Series S'in efendim. Mantıklı ya. Uygun bir fiyata birçok oyunun oluyor. Özellikle çalışan bir insansan bütün oyunları satın alıp bitirme lüksün olamıyor. Evet. Ama satın aldığında bitiremediğin için suçlu hissediyorsun. Başka oyun almak istemiyorsun. Evet. O yüzden bu uygun fiyatlı oyun üyelikleri benim çok hoşuma gitmeye başladı. Artık suçlu hissetmiyorum bitiremediğim oyunlar için. Çünkü hayat çok yoğun. Evet. Çok normal yani. Bir de her ay bazen iki haftada bir falan yeni oyunlar ekleniyor. Ve bu oyunlar yeni oluyor genelde. Evet. Ya da eski ama çok güzel bir oyun oluyor falan filan. Yani oyunlar böyle... geri çıkıyor mu? Oyunlar geri çıkıyor, evet. PlayStation Plus gibi değil o açıdan. PlayStation Plus'ta size verilen oyunlar tamamen her zaman kalıyor. Game Pass'te üçüncü parti oyunlar bir süre sonra çıkıyor. Ama o bir süre genelde bir yıldan kısa olmuyor. Belki iki yıl bazen. İki ama yıldır var mı Game Pass? Ben bilmiyorum ne zaman başladım. Ben Xbox kullanıcısı değildim arkadaşlar. O nedenle bilemiyorum. Ona da geleceğiz biraz daha. Ama birinci parti olan oyunlar Microsoft'un kendi sahip olduğu stüdyoları, mesela bundan sonra Bethesda için de geçerli olacak o anlaşmayı kapattıkları zaman. Bethesda yine beni mi andı ya? Niye Bethesda deyip duruyorum ben, değil mi? Niye beni andılar abi? Neyse. Çok anmasınlar. Evet, birinci parti oyunlar kalıcı olarak geliyor. Bunu da söylemek istiyorum efendim. Game Pass'i de ucuza almanın yolları var. Gold'dan çevirme falan gibi. Onları bir donanım haber falan yaparsınız. Bir şeyler yaparsınız siz yani. Klasik. Efendim. Araştırırsınız yani şey. Legal olarak var tabii ki. Biraz genel arayüzden falan bahsedeyim isterseniz. Efendim arayüz. Ben Xbox arayüzünü hiçbir zaman çok beğenen bir insan olmadım. Yani hala böyle 20 kaybediyorum nereye gidiyorum falan diye. Ama alıştım. Onu söyleyeyim. Eğer daha önce alışamayanlarınız varsa alışılıyormuş yani. PlayStation arayüzünü hala biraz daha oturmuş ve düzenli buluyorum ben genel olarak. Tam zıttını düşünüyorum kesinlikle. PlayStation arayüzünü o kadar sevmiyorum ki. Öyle. O kadar böyle clunky'nin Türkçesine böyle bir öyle. O olmuyor eski yani. Ama o eskilikle alakalı. Şimdi PlayStation 5'in arayüzünü görmedik. O belki çok hızlı. Hızlı olsa olur muydu PlayStation 4'ün arayüzü? Hayır, yani hem öyle hem de saçma yani. Bana öyle hep bir giriş yap diyor. Giriş yapıyorum. Başka yerden bir şey biraz sorunlu o yani, başka. Ve 3 de sorunluydu. 3 biraz daha fena, iyiydi 4'ten. 3 yavaştı ya. 3 çok yavaştı ama 4 de çok yavaş. Ben 4, yani PlayStation 4'e bir türlü alışamadım. Yani neyse, bu PlayStation kötüleme videosu değil ama. Ben daha tercih ediyorum açıkçası. Daha düzenli geliyor bana. Ya da belki çok alıştığım için neyin nerede olduğunu daha iyi biliyorum. O da olabilir. Ama Xbox'ın da bazı kısa yolları hoşuma gitti. Yine de PlayStation kadar seçenek olduğunu düşünmüyorum yani. Ama belki de daha ben çok iyi tanıyamıyor da olabilirim. Ama belki hızlı öyledir. Bir arayüz. Evet.
Belki de. Çok hızlı bir arayüz. Bundan çok memnunum. Sorunsuz bir arayüz şu ana kadar benim için. Mağazası çok hızlı. PlayStation 5 mağazası da umarım çok hızlıdır. Çünkü 4 ile girdiğim zaman şu an yeni PlayStation mağazasında yavaşladı. Ama eminim 5'te böyle bir sorun yoktur. Çünkü yani yeni nesil konsol. Efendim, mağazaları da update ettiler bu yeni konsollar çıkınca. Tabii mağazalar da bir değişti. Biz de böyle feleğimiz şaştı yani eski kullanıcı olarak. Stream olayında mesela PlayStation 4'te doğrudan YouTube'a stream yapabiliyorsunuz. Xbox'ta böyle bir seçenek yok. Yine yok. Mixer'dan yine stream yapıyorlar. Bakmadım bile galiba. Mixer'dan stream yapıyorlar. Twitch'e falan. Onun dışında efendim PlayStation'ı sevdiğim başka bir yanı. PlayStation 5'te böyle mi bilmiyorum ama PlayStation 4'te istediğin uzunlukta video kaydedebiliyorsun. Oyun videosu kaydedebiliyorsun. İşte biraz daha fazla seçenek var. Burada HD harici bir HDD'ye bağladığında harici bir diske diyeyim bağladığında uzun süre kaydedebiliyorsun. Öyle bir küçük ayrıntı var. Harici diske bağlamazsan limit ne kadar? 2 dakika süreyle galiba en son olanı kaydediyor. Emin değilim. Bir dakika Instagram'a göndermek için yani. Çok kısa evet. Yani neden öyle bir şey yapmışlar acaba? Çok kısa. Hiç fikrim yok. Bana da mantıksız geldi ama maalesef böyle yani. Efendim. Onun dışında son olarak değil. Son olarak değil. Çok pardon. Fazla konuşunca. Sizin çayınız yok mu efendim? Var efendim. Şöyle ben mağaza fiyatlarını küçük bir karşılaştırma yaptım. Ben bu fiyatları aldığım zaman geçerliydi tabii. Geçen oyun, hafta. Oyun fiyatlarına bak arkadaş ya. Oyun fiyatları artıyor mu Türkiye'de? Kuru sabitlemişler mi genelde? Efendim artıyor. Şöyle PSN'in sevmediğim bir yanı çok fazla indirim yapmalarına rağmen çok severdim bu özelliklerini. Oyunlara rastgele farklı oyunlara rastgele fiyat atayıp zam atıyorlar. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Bir oyunu bir gün bir fiyata görüp ertesi gün başka fiyata gördüğüm çok oldu. Ve hep yukarı çıkıyor tabii bu fiyat. Yani bu kuru yavaş 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 da değil aslında. Böyle %30 falan artırarak yediriyorlar. Şimdi ben gördüğünüz gibi zaten büyük oyunlarda AAA oyunlarda bir fiyat farkı yok. Ya da yok denecek kadar az. İşte bir Cyberpunk'ta bir 9 liralık fark var. Xbox Store daha pahalı. Ama niye var? Niye var? O da ayrı bir konu. Yani o gün kur mu farklı çevirmişler? 5 dakika farklı mı çevirmişler? Nedir bilmiyorum. İndirimler konusunda PSN hala... Bu arada ben bunu çok kısa zamandır gözlemledim. Yani Xbox Store'u çok kısa zamandır kullanıyorum. O yüzden yanlışım olabilir. PSN'i çok uzun süre kullandım ve indirimlerine bayılıyorum. Onu söylemem yanlışımız lazım. Yanlışımız varsa affola. Affola. Bu dediğim gibi bu fiyatlar ben baktığımda geçerliydi. Şu an geçerli olmuyor. Tarihini niye yazmadın? O kadarını da yapamadım. Bu ay geçen yani. Geçen haftaydı ya. efendim mesela genel olarak gördüğüm trend şu ama iki mağaza arasında. PSN'in kur çevrimi ya da fiyatlandırması daha yüksek, taban fiyatlandırması daha yüksek şu an. Eskiye nazaran özellikle eskiden çok daha iyiydi. Xbox Store'un taban fiyatlandırması biraz daha ucuz. Genel olarak diyorum bakın böyle olmayan oyunlar da var. Mesela Batman Arkham Collection böyle değil. Ama PSN'in de indirimleri daha yüksek oranda genel olarak. Ve Xbox Store'un indirimleri biraz daha düşük oranda ve daha az sayıda oyuna indirim geliyor. Benim gördüğüm budur yani genel olarak. Onu bir söyleyeyim. Hani çok kapsamlı bir karşılaştırma yapmaya gerek yok. Çünkü gerçekten oyun bazında çok değişiyor. Evet. Özellikle eski oyunlarda falan Xbox Store biraz daha ucuz gibi geldi bana. Ama tabii PSN'in de indirimleri gerçekten iyi. Onu da belirtmekte fayda var efendim. Bitti mi ya? Bitti mi? Bilmiyorum. Bir konuya sana önemli bir sorum var anlatacaklarım bittiyse. Bir de son olarak uygulamalara değineyim. Tabii ki bitmemiş. Tabii ki bitmez. Biter mi diyecekleri? Yani öksürük krizine girene kadar. Evladımız iyi çalışmış ama ödevinde. Çok böyle şey şiir okuyan şey gibiyim değil mi? 23 Nisan bu. Çok okuturlar bana. Xbox'ımı çok sevdiğim. Xbox'ımı en sevdiğim ben. Kimse alamaz benden. Ben alacağım. Çaktırma bunu. Prova mı ettiniz? Hayır. Hayır efendim. Bilemedim. çok bağ durdu. Çaktırma.
Yok yok. Bizde öyle biz pro falan normal bağışlama halimiz bu. Efendim uygulamalara gelirsem YouTube'da biraz sorun yaşadım. Oturum açma sorunu yaşadım. İşte ses senkronizasyonu bozuluyor arada. Öyle sorunlar yaşadım. Onun dışında işte lag oluyor falan filan. Bazen başlatılamıyor YouTube. YouTube'la alakalı bir sorun var yani. YouTube uygulamasını bir YouTube'un güncellemesi lazım. Netflix çok sorunsuz çalışıyor. Çok beğendim. Başka da pek bir uygulama denemedim. Spotify denedim. Çok güzel çalışıyor. Onun dışında bir sorun görmedim. Twitch denemedim. Efendim bunları söylemek istedim. Yani şey olarak da bir şu fiyatları kapatayım. Medya merkezi olarak da kullanılabilir belki televizyonumuza çok bağlayıp. Çok pardon efendim ben böyle bir şeye bastım. Onu yapacağını biliyordun ve yaptın. Niye yaptın? Bethesda. Arkadaş seni Bethesda'ya gönderelim mi? Ne yapalım? Fallout'un şeyi çıktı. Selamlar Todd abi. Şey yapıyor, Inception yapıyor ya. Inception, Bethesda Inception'ı yapıyorum şimdi. Şimdi Serhan önemli bir soru soracağım Gökçe'ye. O yüzden önceliğine bekliyorum. Heyecandan şimdi, kızardım şu an. Xbox'ı, Xbox Series S'i düşmanına bile satın alacak kadar beğendin mi? Düşmanıma niye bir şey satın alayım ya? Bilmiyorum. Evet hayır sorusu bu. Hayır. Demek istiyorum ama. Beğenmedin yani konsolu. Beğendim ama düşmanıma satın almam yani. Düşmanım o kadar değil. Beğenmedin yani. Ya ben beğendim. Neyse öneriyor musun? Genel olarak şey konsolu... etiksel olarak orada bir problem oldu. Tam anlayamadık. Yeterince... Evet Serhan sen yardım etmek ister misin bu güzel soruyu Gökçen'in anlamasına? Kafam yeterince karışmamış gibi. Biraz da Zeynep karıştırayım diyor yani. Doğum günüm yarın. Yani demek istiyor ki Zeynep. Kimin doğum günü? Benim. Sen düşmanım değilsin. Sana niye alayım? Doğum günü de yarın değil ayrıca. Biliyorum doğum günün ne zaman olduğunu. Diyor ki konsolu o kadar sevdin ki tüm düşmanlıklarını bir kenara bırakıp bir insan yani sevmediğin bir insan bile bunu tatsın. Bu konsol o kadar güzel. Evet. Hani öyle düşünüyor musun? Bravo. Ben bile bu kadar derin düşünmemiştim. Harika bir soruya dönüştürdüm. Bu beni sonra biraz duygulandırdı. İzin isteyeceğim. Duygulanmayacak gibi değil. Çünkü konsolu arkadaşlar. Kendime yalnız. harika. Konsolu eğer zaten 4K takıntınız yoksa. Ben illa 4K konsol istiyorum demiyorsanız zaten öneriyorum. Yani bu bir eğlence aracı tamam mı? Eğer sizin için 120 FPS çok önemliyse her oyunda 4K 120 FPS istiyorum ben diyorsanız zaten Xbox Series X ve PlayStation 5'e bakın. Yani bu zaten açık açık ortada olan bir şey değil mi? Ama bu konsol... Onlar da 4K 120 FPS her zaman destekleyebiliyorlar mı? Yok destekleyemiyorlar ama hani... Bu konsollar geliştiriciler tarafından daha iyi tanındıkça, işte sistemleri daha iyi anlaşıldıkça bunları göreceğiz böyle performansları zaten yani sık sık. Bu konsolu da göreceğiz. Bu konsolun da 4K çalıştırdığı oyun var. Mesela Ori. Ori oyununun 4K Will of the Wisps'i galiba 4K çalıştırıyor. Hatta FPS'sini bilmiyorum ama 120 bile olabilir yani o derece. Buyurun efendim. Ne diyeceğimi unuttum. Ya öyle ben... unutturdun. Benim laf bombardımanım öyle yapar mısınız? Ha, şimdi aklıma geldi. Mesela ben kendi açımdan düşünüyorum. Benim kafamda soru işareti var. Özellikle çok konsol zeyişi olmayan bir insan olarak. Sanırım ben insanlara biraz beklemesini tavsiye ederdim. Eğer emin değillerse. Hani bir konsol almak istiyorum. Xbox %90 alacağım ama Series S mi alayım? X mi alayım? Hani 4K... 4K istiyor muyum, istemiyor muyum? Bence biraz bekleseler iyi olur. Sadece hem konsolların nereye gittiğini seneye daha iyi görürler. Evet. Artı televizyonları da daha iyi görürler. Çünkü şu anda ben biraz televizyon araştırması yapmıştım. Kişisel olarak televizyon almayı düşündüğüm için. Bu 4K ve 4K'nın yani konsolların 4K ile birlikte getirdiği HDMI 2.1 özelliğini kullanabilmek için gereken donanımlı TV'ler çok fazla yok şu anda piyasada. Cümleyi güzel kurdun mu emin değilim. Anladım ama ben o yüzden PlayStation 5 diyene onu istiyorum. Cümle bitmeyecek diye düşündüm kusura bakmayın. Hakikaten bu HDMI 2.1 olayı bence çok önemli. Ve eğer tam 4K çok güzel bence de ama HDMI 2.1'in getirdiği bir özellik var. O da Dynamic... İsmini unuttum iyi mi şu anda. Ama şey dinamik resolution olabilir sanırım. Dinamik çözünürlük olabilir evet. Dinamik çözünürlük sanırım evet. Ve dinamik çözünürlük 2.1 ile geliyor sadece. Ve benim kendi açımdan baktım. Yani 4K her şey okey ama bu dinamik çözünürlük sanırım asıl görüntü kalitesine o keyfi verecek olay. Ve
Birçok televizyonda yok bu şu anda. O yüzden biraz televizyonları Dinamik da takip etmeniz lazım. çözünürlük konsolda olan bir şey gibi biliyordum ben ama hani Umarım ekrandan ismini bağımsız olur. yanlış hatırlamıyorumdur. Burada yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Ama Sanırım şey var yani ekran her çözünürlüğü veremiyor. O ara çözünürlükleri veremiyor gibi bir durum var tabii. Bazıları mesela sadece pardon, dinamik 720p. çözünürlük değil. Yanlış Nasıl? söyledim. Geri alıyorum. Dinamik refresh rate. Aa, bildim bildim. Bildim ben onu. Evet, başta Evet dinamik evet. Yani evet, evet. o ekranla ilgili bir şeydi. Ekranın 4K. Destekli olması lazım. HDMI 2.1 olması lazım. 2.1 şu anda çok yüksek spek televizyonlarda var. Buna da dikkat edilmesi lazım. Eğer hakikaten ben Xbox Series X almak istiyorum. Bütün böyle o 4K, 4K'nın getirdiği bütün o özellikleri kullanmak istiyorum diyorsanız bu da çok önemli. İnsanlar bunu birazcık es geçiyorlar sanırım. Çünkü bu özellik çok bilinmediği için. Ama Evet. bence en önemli özellik bu. Bu ya, işte, tamam 4K görüntü kalitesi çok güzel. Eyvallah, o ayrı ama onun haricindeki en iyi özellik bu bence. O yüzden 2.1 çok önemli burada. Ben evet bu konuya katılıyorum. Şöyle ben mesela direkt PlayStation 5 düşünmeme nedenim ilk etapta herhangi bir 4K cihazım zaten olmaması o çözünürlüğü gösterebilecek. Yani ben burada monitörde oynuyorum sonuç olarak 1080p 60 FPS monitörde oynuyorum yani. 60 Hz monitörle ben niye gidip işte öyle Ya bir alamayacaksın yani yazıktır sonuçta yani. Evet performansı. yazıktır yani Evet. hani. Sonuç olarak bu cihazların daha işte slim versiyonları, yeni sürümleri, daha iyi performans gösterenleri çıkacak ileride. Hani zamanı Evet. geldiğinde öyle bir sistemim olursa tabii ki ben PlayStation 5 almayı çok isteyeceğim yine. Orası kesin mesela Evet. yani. Ben de ne gerek var diyeceğim ama eminim ki kutu açılımını yapacağız. Evet. Evet. Bunlar yaşanacak yani. Yaşanacak şeyler. Sonra da Zeynep çok oynayacak ama bence. Bizim de yayınlarda. Yani Serhan güzel bir noktaya parmak bastın. Yeni teknoloji olunca atlıyoruz ama bazen her şey yolunda, yani her şey uyumlu olmayınca o performansı alamadığımızda harcadığımız Evet. parayla Bir de kalabiliyoruz. O yüzden şey bakış önemli. açısı var. Bir de tam olarak, pardon, Buyurun tam lütfen. olarak Buyurun. şey bilmedim. Ben yeterince konuştum Sözünüzü ben. kestim, çok Estağfurullah. özür Buyurun. Buyurun. dilerim. Ne diyeceğimi yine unuttum arkadaşlar. Siz devam edin, aklıma gelirse. O zaman söyleyeyim. Şöyle bir bakış açısı var bir de genel olarak bu Series S'in etrafında çok işte spekülasyon dönmesi falan diye kastettiğim şeylerden bir tanesi. Bir cihazın özellikle oyun muhabbetlerinde çok oluyor. En iyi cihaz değilse çöp. En iyi cihaz değilse hiçbir işe yaramaz. En iyi cihaz değilse hiçbir onun Hep bir ya da hiç mantığı aptalsın her konuda aldığın olan, için. gıcık Evet. olduğum bir şey. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu gerçekten çok güzel performans gösteren özellikle fiyat aralığında gerçekten çok tatlı, çok güzel bir konsol. Yani ben bunu ben aldım falan diye demiyorum. Hani beğenmesem zaten geri gönderirim. Anlatabiliyor muyum? Biz dediğim gibi bizim öyle bir fanatizmimiz falan yok yani. Ben Xbox'ı övmüyorum ya da bir şey yapmıyorum yani. Kötü noktalarını her zaman söylüyoruz zaten bu yayında da söyledik. Hani yani farklı nedenler olabilir. İşte illa bunu alıyorsun diye casual gamersın. Yok onu alıyorsun diye fantastic gamersın falan. Yani bunlar birazcık hype kültürünün getirdiği şeyler diye Bu düşünüyorum. videolarda ben Gökçe'den çok gamer ortamların sosyal trendlerini öğreniyorum. Çünkü hani ben sosyal olarak bu tür şeylere bakmadığım için hiç haberim yok insanların birbirlerini eleştirdiklerini değişik konsollar için. İkisi de konsol, ikisi de yeni, ikisi de pahalı. Birini al, eğlen. Ne laf atıyorsun başkasının oynadığı şeye? Evet. Bir ara Türkiye'de şey vardı. Birçok yerde vardı, belki hala var bilmiyorum da, Nintendo konsolu almak demek çocuksun demek hani. Ha evet evet tabii. Yani Tabii, o evet. aynı Türkiye'de mantıkta. hala biraz var o bence ama eskisi gibi değil. Türkiye'de oyun oynamak için genel olarak yok mu zaten? Tabii o da var. Yani ay çocuk gibi oyun mu Oyun mu oynuyorsun? Benim oynuyorsun? yaşıttığım iş arkadaşlarımdan Ama duymadığım bir kendisi şey böyle değil. Candy Crush oynuyor falan. Ha ya, en azından ben daha güzel oyun oynuyorum. Aynen değil mi? Güzel. Bununla kapatalım bence videoyu. Bu süper oldu yani. Oyun oynamayan insan ben tanımıyorum yani öyle Hatırladın mı? söyleyeyim. Pardon, Serhan Bey, hatırladınız mı? Daha saygılı sorayım. Hatırladınız mı söyleyeceğiniz şeyi? Sayın Serhan Evet, Bey. hatırladım. Aslında demek istediğim şey de, bir toparlamak istemiştim demek istediğim şeyi. Yani siz bir konsol aldığınızda en iyisi olmak zorunda değil, Gökçe'nin dediği gibi. Ama özelliklerini iyi araştırmazsanız tam verimi de alamayabilirsiniz ve tam verim alamadığınızı da fark edemezsiniz. Çünkü bilmiyorsunuz ne Evet. olduğunu. O yüzden konsol alırken
mutlaka bakmanız gereken şey televizyonunuz nedir? Hangi televizyonunuz var, hangi özellikleri var, neleri destekliyor, sizin için ne önemli? Artı televizyon, yeni televizyon almayı düşünüyor musunuz eğer istediğiniz özellikler olmayacaksa? Biraz ileride düşünmek gerekiyor çünkü bunlar pahalı cihazlar. Yani hakikaten çok pahalı cihazlar, özellikle Türkiye şartları için. Türkiye'de özellikle evet. Yani bu kadar pahalı bir şey alınacakken bence yani oturup belki bir hafta, iki hafta, biliyorum bazen insanlara çok sıkıcı ya da can sıkıcı geliyor böyle şeyler ama bunları düşünmek lazım. Stokta yok zaten Serhan. İster istemez düşünecek almamış olan şu an. İster istemez düşünüyor şu an. Yani. Ben yok çünkü Türkiye'de stok var. Televizyon fiyatlarını bile Türkiye'de düşünmeye olabilir korkuyorum. Ama ya. Türkiye'de stok var galiba. Kim alacak o kadar fiyatı? Ama yani evet mi? Yok zaten ya. Hani 4K televizyonlar kaç para Türkiye'de? Yok, ben bir 4-5 sene önce 4K olmayan bir televizyon fiyatı hatırlıyorum Türkiye'den de. Yani şey. Ben ne üzülüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu oyunun güzelliğine üzülüyorum. Bu oyunu Insomniac yaptı. Ondan sonra Insomniac'ı Sony satın aldı. Xbox Exclusive olarak yaptılar. Insomniac şimdi Spider-Man oyunları yapıyor haliyle. Güzelliğine üzülmek ne demek çok arkadaş? Ama üzülüyorum. Bunun ikincisi gelecekti yani. İstiyorlardı yapmayı. Sanmıyorum gelebileceğini artık. Ya da Spider-Man oyna. Sen de onu da seviyorsun. Aynı şey değil Zeynep'ciğim. Yani ben bu oyunu oynamak istiyorum. Onu da oynarız. O başka. O başka. Ama yenisini oynamak istiyorum. Biraz daha böyle hikayesi güzel olur. Bethesda deyip duracağına o zaman Sony deyip dur. Insomniac'cığım. Insomniac. Sony beyler. Ama Sony satın almış değil mi Insomniac? Hanım. Evet. O zaman Sony'nin içindeki Insomniac kişileri. Güzel. Eğer bizi burada dinliyorsanız. Dinliyorsanız yayındaysınız şu an. Türkçe konuşuyoruz canlı, ama anlayın bizi. Canlı yayında değiliz ama. Anlamışlardır ya. Bilirler onlar. Onlar yani, bilir. Onlar değiller. Beni anlar. Keşke Sunset Overdrive tişörtümü giyseydim. Biraz daha şey olurdu. Evet. Teşvik olurdu. Öyle bir video çekeriz bir gün. Çekeriz. Efendim. Sen ağlarsın falan. Benim inanır mısınız diyeceklerim bu kadar. Şimdi ben başlıyorum. Xbox hakkındaki görüşlerimi. Yani son olarak özetlemek gerekirse arkadaşlar bütçenize uygun hareket edin. Çok hype şeylerine katılmayın, bence kanmayın. Çünkü bunlar testi yapılan konsollar, gayet güzel bir konsol. Özellikle 1080p oynatıyorsanız ya da 1440p monitörünüz varsa gayet ideal bir konsol. Disk sürücüsü olmadığını unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Gayet iyi bir performans veren yeni nesil bir konsoldan söz ediyoruz. Sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Zeynep. Arkadaşlarıma Zeynep ve sevgili Serhan, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum efendim. Görüşürüz. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.